Merhaba sevgili öğrenciler, Forum Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Anka Yayınları 6. Sınıf Türkçe ders kitabının 83'ten 90'a kadar olan sayfalarını cevaplayacağız. Sayfa 83'ten başlayalım. Birinci cevabı adalet herkesin eşit olmasıdır. İki adaletin olduğu yerde haksızlık olmaz ve insanların birbirine bir üstünlüğü olmaz. Toplum barış içinde yaşar. 3. Hür yaşamak başka insanların haklarını yemeden başka insanlara zarar vermeden özgür yaşamaktır. Sayfa 84 birinci etkinlikte sırasıyla adalet, yönetim, tutuklu, hakim, mahkeme şeklinde boşlukları doldurabiliriz. Alt kısımda adalet, eşitlik, yönetim düzeninin olması için yöneticinin olduğu düzen, tutuklu, cezalı kişi, hakim, mahkemelerde karar veren kişi, mahkeme, yargılama yeri. Aşağı kısımda adalet, hak ve hukukta uygunluk, yönetim, yönetme işi, tutuklu, tutuklanmış olan kimse, hakim, bilge, mahkeme, yargı yeri. Altıncı kısımda da 5 kelimenin de örtüştüğünü işaretleyebilirsiniz. Sayfa 85 ikinci etkinlikte konu Fatih Sultan Mehmet'in zamanında adalet anlayışı. Kahramanlar hakim, çiftçi ve iki mahkum. Olay mahkumların haksızlığa uğramaları ve Fatih Sultan Mehmet'in adaletine hayran kalmaları. Yer ve zaman İstanbul'da geçiyor Fatih Sultan Mehmet zamanında. Ana düşünce adalet yönetiminin olması olmazlarındandır. Üçüncü etkinlikte birinci cevabı adaletsiz bir yönetim olduğu için hapisten çıkmak istememektedirler. İki, adalet sistemini anlamaları ve gelişen ülkenin halini görmeleri için istemiştir. 3. Hakim yerimde olsaydım adaletli bir karar verirdim diyerek altın parasını ödemiştir. 4. Bizanslar adalet sisteminin mükemmelliğine şaşırmıştır. 5. Fatih Sultan Mehmet'in davranışı çok hoşuma gitti ve onun gibi davranmak isterdim. Sayfa 86 4. etkinlik A kısmında videonun bu kısmını durdurup bulmacayı şekildeki gibi işaretleyebilirsiniz. B kısmında videonun bu kısmını durdurup cümleleri kullanabilirsiniz burada. Sayfa 87 5. etkinlikte başlıklar sırasıyla sorumluluğunu bulur. Kimsenin hakkının kimsede kalmayacağını bilir. Adaletli davranır. Sosyalleşme, gezme, yaşama. Canlarına yaşadıkları yerlere zarar vermek. En sonuncusu ise sosyaldir. Başkalarına haksızlık etmez. Herkese eşit davranır. Sayfa 88 6. etkinlikte birinci cevabı gagası uzun olduğu için düz tabaklardan yemek yememiştir. 2. Hayır, tilkinin davranışı misafirperverlik örneği değildir. Çünkü misafire her şeyin en güzeli ikram edilir. 3. Leylek tilkiyi intikam almak için davet etmiştir. 4. Leyleğin davranışı doğru değil, intikam kötü bir duygudur. Tilkiden bir farkı kalmamıştır. 5. Leyleğin yerinde olsam tilkiye yaptığı şeyin ne ayıp olduğunu söylerdim. 6. Birbirlerine düzgünce karşılasalardı doğru davranmış olurlardı. Sayfa 89 7. etkinin cevabı görselin vermek istediği mesaj adaletin insanların el ele vermesiyle olduğudur. 8. etkinlikte sırasıyla boşluklar 1. Ormanın birinde bu tilki, tilkinin davetini, tilkinin evine, leyleğin karnı, dümdüz tabakların, leyleğin haline, büyük bir iştahla, uzun gagasıyla. Sayfa 99. etkinlikte videonun bu kısmını durdurup eşitlik ve adalet başlıklı yazıyı sorunun cevap kısmına yazabilirsiniz. Sonraki metni hazırlığın cevabını da yine sorunun cevap kısmına yazabilirsiniz. Videomuzun sonuna geldik. Forum sınıfı takip ettiğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İyi dersler dileriz.